Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ülkemizde satışa çıkacak olan akıllı gözlük, daha doğrusu arttırılmış gerçeklik gözlüğü modellerinden biri olan TCL Next Wear S'i inceleyeceğiz. Bakalım bu gözlük bizlere neler sunuyor. Öncelikle şunu belirtelim. Biz incelemeyi yaptığımız tarihte arkadaşlar bu gözlüğün G modeli, yani G modeli satıştaydı. S modeli satışta değildi. Yani bu modelin satışta değildi. G modeli de 14.000 Türk Lirası civarında bir fiyattan satılıyordu. Bu da muhtemelen benzer bir fiyat kalibresinde Türkiye'de satışa çıkar diye düşünüyoruz. Bunu hemen baştan size belirtelim. Peki gelelim bu gözlüğün nimetlerine. Bu gözlük acaba bize neler sunuyor? Almalı mıyız? Almamalı mıyız? Hani günlük hayatta işimize yarar mı? Kullanım senaryoları neler? Bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Öncelikli olarak kutu içeriğinden başlayalım. Tabii ki içerikten bir gözlüğümüz çıkıyor. Şu mıknatıslı yapıda bir mercek. Bunu dilerseniz şu şekilde yapıştırabiliyorsunuz. Herhalde bu arkadaşlar şöyle dikkatiniz dağılmasın diye. Atıyorum toplaşmada dışarıda vesaire kullanıyorsunuz bunu. Zaten bunu takıp yürümek falan çok mümkün değil. Şöyle taktığınızda hani bu olmadığı zaman şu kenarlardan dışarıyı çok fazla görüyorsunuz. Dolayısıyla bu konsantrasyonunuzu bozabilir. Şunu taktığınızda daha net bir görüntü açısına erişiyorsunuz. Yoksa hani dışarıdan görenler sizi böyle görmesin, bu böyle takılınca daha hoş duruyor gibi bir mantık söz konusu değil. Ya da şunu da söyleyeyim size, bu gözlüğü taktığınızda hani şu anda ben hiçbir şey göremiyorum mesela. Çünkü neden? Şurada ekranlar var. Dolayısıyla görüş açınız kapanıyor. Şu aklınıza gelmesin. Ya ben bu ekranı bunu gözüme takarım, telefonuma da bağlarım, böyle yürürüm. Bir yandan telefonumun ekranı gözümün önünde olur gibi bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Bunu sizlere söylemiş olalım. Malum son dönemde Apple'ın Vision Pro'yu duyurmasıyla birlikte akıllı gözlüklere olan ilgi de biraz daha arttı. Tabii burada Apple'ın duyurusunu yaptığı gözlükten tamamen farklı bir cihazla karşılaşacağız. Bunu size hemen baştan söyleyelim. Hem fiyat olarak, hem donanım olarak, hem işlevsellik olarak farklı bir gözlükle karşı karşıyayız. Biliyorsunuz daha önce farklı markalar akıllı gözlük denemelerinde bulundular. Hatta Çinli markaların, ki TCL de Çinli bir marka zaten de, kendi ülkelerinde çıkarttıkları çok güzel ürünler var. Yani bildiğiniz böyle arttırılmış gerçeklik gözlükleri. Hani az önce dediğim gibi takıyorsun, hem yolu görüyorsun mesela sol köşede ya da sağ köşede hemen ne oluyor? Bilgisayar ekranın ya da telefon ekranın vesaire görülebiliyor. Böyle güzel ürünler var fakat ülkemize gelmiyor bunlar. Yine ülkemize getirenlerden birisi TCL oldu. Bravo, bu açıdan tebrik etmek lazım. Çünkü dediğim gibi Türkiye'de halihazırda satılan çok fazla bu tarz ürün yok. Şimdi gelelim bu ürünün kullanımına arkadaşlar. Çok basit aslında. Kutu içeriğine değinelim hemen. Sonrasında kullanım senaryosunu da anlatayım sizlere. Kutu içeriğinden gözlük çıkıyor. Şöyle bir kablomuz var. Anlatacağım birazdan nasıl kullanıldığını. Şöyle açalım kutumuzu. Şöyle bir zarf şeklinde bir şey var arkadaşlar. Bunu açtığınızda gözlüğün mesela şu burun silikonlarını çıkartıp takmak için bir aparat var. Yine burada şöyle lensler var. Bu lensleri yine takabiliyorsunuz. Şöyle bir yine bant var. Burun bandı. Onu da tekrardan burnunuza takıp daha rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani bu tarz aksesuarları TCL kutu içeriğinde bize gönderiyor. Bu güzel bir şey. Ve şurada da bir adet kullanım kılavuzumuz var. Şimdi gelelim kullanımına ve kullanım senaryolarına. Bunlar önemli. Şimdi arkadaşlar bunu tablet, bilgisayar, telefon gibi cihazlarla kullanabiliyor. Nasıl kullanıyor? Bakın kullanımı son derece basit. Şu gördüğünüz kabloyu şu pine bağlıyor. Pine bağladıktan sonra bak hiçbir şey bilgisayara vesaire indirmenize gerek yok. Hemen şu bilgisayarımıza kabloyu takalım. Bilgisayara kabloyu taktığım anda direkt olarak görüntü hemen gözlüğe geliyor arkadaşlar. Yani gözlüğü gözünüze taktığınızda direkt olarak bilgisayar ekranını görmeye başlıyorsunuz. Şurada 2-3 tane tuş var. Bunlar ne işe yarıyor? Bunlardan size bahsedeceğim hemen. Sağ tarafta kalan tuş arkadaşlar bir silindir şeklinde bir yapı. Bu ekranın parlaklığını arttırıp azaltmaya yarıyor. Bir de sol tarafta bir tuş var. Sol taraftaki tuş ise ses açıp kapatıyor arkadaşlar. Gözlüğün hemen hem sağ tarafında hem sol tarafındaki hoparlörlerden gelen sesi azaltıp arttırmaya yarıyor. Şimdi gelelim bir diğer önemli olaya. Bunu bilgisayarınıza bağladığınız gibi aynı şekilde tip C girişinden telefonunuza da bağlayabiliyorsunuz. Yani herhangi bir sorun yok. Yine aynı şekilde telefonunuzu da bağladığınızda direkt olarak hemen ne oluyor? Buradaki ekrana, telefonun ekranı yansıyor. Burada gözünüze taktığınızda 140 inçlik bir ekran söz konusu arkadaşlar. Yani şöyle gözlüğü taktığınızda önünüzde 140 inçlik bir ekran beliriyor. Bunu size söylemiş olalım. Yani görüntüyü gayet büyük bir şekilde gözlemleyebiliyorsunuz. Burada 2 adet mikro OLED ekranımız mevcut. Bu ekranlar Sony imzasını taşıyor. Yani son derece kaliteli ekranlardan bahsediyoruz arkadaşlar. Ama günlük kullanım senaryosunda hani ne kadar işinize yarar, ne kadar ihtiyaç duyarsınız, orası biraz şüpheli. Neden diyeceksiniz? Şimdi bu gözlüğü kullanabilmeniz için arkadaşlar şu gördüğünüz kabloya ihtiyacınız var. Yani görüntü aktarımı Bluetooth üzerinden ya da kablosuz bir cihaz üzerinden mümkün değil. Bunu taktığınız zaman dolayısıyla bu bilgisayarı da yanınıza taşımanız gerekiyor. Gözlüğün reklamlarında örneğin bir uçakta
Kadın takıyordu işte, bilgisayarda çalışıyordu vesaire. Ne bileyim, telefona şey yapıyordu, oyun oynuyordu vesaire. Ama bunlar günlük kullanımda çok fazla açıkçası işe yaramıyor. Ne işe yarıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Mesela yatağınıza yattınız. Ben bu şekilde kullandım. Telefondan bir şey izliyorsunuz değil mi? Netflix'ten ya da bir şeyden açtınız, izliyorsunuz. Gözlüğü şöyle takıp yattığınız zaman gerçekten size muazzam bir izleme rahatlığı sunuyor. Yani telefonu şöyle tutup izlemek var ya da yan döndüğünüz şöyle tuttuğunuz falan. Bunlar rahatsız edici şeyler ama ben gerçekten bu şekilde kullandım çok fazla. Gözlüğü takıyordum, telefona da bağlıyorum. Direkt olarak şu şekilde yatıp filmleri, dizileri, animeleri vesaire gayet rahat ve keyifli bir şekilde izliyorum. Bunun dışında hani yolculuk yaparken falan bir işime yaramadı dürüst olmak gerekirse. Çalışırken bir kullanmayı denedim. Hani bilgisayar yerine direkt olarak gözlüğü takayım falan. Orada bir beni rahatsız etti açıkçası. Ama belki sizi rahatsız etmeyebilir. Biliyorsunuz bu tarz gözlük kullanımlarında kişiden kişiye değişen çok fazla şey oluyor. Bu özellikle VR gözlüklerinde oluyor. Atıyorum bir PlayStation VR gözlüğünü aldığınızda ya da PC için çıkan VR gözlüklerinden birini aldığınızda bir X kişisi 5 dakika içerisinde oynadığında mide falan bulanırken Y kişisi yarım saatte oynasa bir şey olmuyor. Dolayısıyla kişiden kişiye değişim çok fazla bu tarz cihazlarda. O yüzden bir takıp deneyimlemeniz lazım. Belki sizin direkt başınızı ağrıtacak mesela. O yüzden gözlüğü denemeden satın almak çok böyle hani riskli olabilir. Bunu size belirteyim. Tabii aklınıza şu gelebilir. Atıyorum ben gözlük kullanıyorum diye düşünebilirsiniz. Onun için arkadaşlar mercekleri alıp gözlük numaranıza göre buraya yerleştirebiliyorsunuz. Yani onda herhangi bir sıkıntı yok. TCL burada gözlük kullananları, mercek kullananları da düşünmüş. Dolayısıyla o açıdan bir telaşınız, korkunuz olmasın. Şimdi gelelim, buyurun anlarımı alınmaz mı? Yani şöyle diyelim arkadaşlar, hani günlük kullanımda çok fazla ihtiyacınız olan bir cihaz değil. Dediğim gibi hani atıyorum yola çıktınız, telefonunuza bunu bağladınız diyelim. Hani gözlüğü taktınız, size bir köşede bildirimleri gösterseydi, gelen bildirimleri, aramaları vesaire gösterseydi. Ama bu anda da, bu esnada da yolu olduğu gibi görebilseydiniz, yani görüş açınızı kapatmasaydı o zaman tamam. Ama bu şekilde hani Next Wear S bu haliyle sinema izlemek için, ne bileyim film izlemek için, anime izlemek, yani bir şeyler izlemek için tasarlanmış bir ürün gibi duruyor. Çalışmak, dediğim gibi ben mesela cihazı takıp hani bilgisayara bağlayıp biraz çalışmaya gayret ettim ama başımı ağrıttı benim. Dolayısıyla bu noktada kişiden kişiye değişecektir tabii. Ama ben çok büyük ekranda çalışmayı seviyorum diyorsanız eğer, hani bilgisayarınızı bağlayıp da kullanabilirsiniz. Öyle bir fonksiyonu da mevcut. Güzel olan şey direkt bağladığınızda hemen çalıştırıyorsunuz. Şarj gibi bir sorunu yok. Direkt USB'den besleniyor arkadaşlar. Yani cihazı ayrıyetten şarj etmeye ihtiyaç duymuyorsunuz. Hoparlör vesaire konulması güzel olmuş. Taktığınızda etraf karanlıksa, mesela dedim ya ben gece bir şeyler izlerken falan, karanlıksa dikkatiniz çok fazla dağılmıyor. Ama aydınlıkta şöyle taktığınızda tabii ki şuralar açık mesela. Dolayısıyla buralar da görüş alanınızda olduğu için ister istemez biraz dikkatiniz dağılabilir. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Eğer bu cihaz hakkında kafanıza takılan bir soru işareti varsa arkadaşlar, alt kısımda bizler de yorumlarla paylaşabilirsiniz. Bizler de yine elimizden geldiğince sizlere destek olmaya çalışacağız. Ama dediğimiz gibi öyle çok komplike bir ürün değil. Sonuçta tak çalıştır bir cihaz ve ekranda ne varsa direkt olarak size onu yansıtıyor. Yani kendi işletim sistemi yok, kendi arayüzü yok. Direkt olarak ekranda ne varsa onu görüyorsunuz ve tek başına da kullanılamıyor. Yani bunu herhangi bir yere bağlamadan kullanmanız da mümkün değil. Kablosuz olsaydı biraz daha güzel olabilirdi. Yani şu kabloya ihtiyaç duymadan tabii o zaman batarya vesaire koymak gerekecekti ama kablosuz olsaydı ne bileyim bence daha iyi bir kullanım senaryosu sunabilirdi arkadaşlar. Evet, başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz sizlere. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın.